üzüm bağları Anadolu'da üretim tabii farklı şekillerde değerlendirilebiliyor. Biz daha çok işi kuru dile getiriyor. En son Kafkas Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmadan yola çıkarak söylüyorum. O kadar mutfakları yansıdığını görüyoruz. Şimdi ihracat çantası olduğunu öğrendik. Gezdiğimiz bu son seyahatte. Şimdi 4 tane ürün saydık. Makarna bu 4 üründen ihracatı 1 milyar doları biraz geçiyor. Arada yaklaşık 15-16 katlık bir fark var. Oh. Sayın Bakanım efendim, Kıdra Bakanım. Sayın Başkanım. Şimdi basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Sahnemizde program devam ediyor. Çünkü sizler için sahnede tarımla ilgili önemli paylaşımları var. Çünkü hem toprağı, hem iklimi, gen kaynakları, çiftçisi baktığımız zaman ortada bir başarı hikayesi olabilmesi için periferisindeki yani 30-40 kilometre çapından hem otel hem de restoran için ürünlerini. Türkiye'de tarım evet sorunlarla zaman zaman alınıyor. Risklerle. İkinci yerel yönetimler tarım çalıştayında bugün işte bu fırsatlar, bu potansiyeller gerçekleşecek. Bismillah diyelim ve birey olmaktan, vatandaş olmaktan üzerinde dünya almak için tarımsal üretimin %70 artırılması. Ülkenin büyükelçisi ve belediye başkanlarıyla birlikte Konya'da tarım şehir... Biz uzunca bir süredir bunun farkında olan belediyeler olarak çalışmalar yürütüyoruz. Değerli Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında uluslararası bir organizasyonumuz var. AgriCities başlığı altında bu organizasyon başlatıldı. Ve bugün misafirler de aramızdalar. Hem Balkan ülkelerinden hem Afrika'dan katılımcı arkadaşlarımız var. Konunun ciddiyetinin farkındayız ve belediyeler olarak bir şeyler yapmak istediğimizi beyan etmek istiyoruz. Bugünkü toplantının asıl amacı şu. Aslında biz bugün burada bir arama konferansı gerçekleştirmiyoruz. Yani Çalıştay deyince ne yapabiliriz toplantısı değil bu. Bugünkü toplantının diğer toplantılardan en önemli farkı şu. 30 tane büyükşehir belediyesi, il belediyeleri, ilçe belediyeleri hali hazırda tarımla ilgili yapmış oldukları çalışmaları, sahadaki çalışmaları, var olanları, temenni edilenleri değil, bizzat yapılmakta olanları burada anlatacaklar. Herkes birbiriyle deneyimlerini paylaşacak. İyi uygulama örnekleri diğerlerine örnek olacak. Küresel iklim değişikliği, pandemi ve son dönemlerde şahitlik ettiğimiz gıda krizleri, tarımsal üretimin dünya için ne derece değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve yerel yönetim liderleri olarak bizler, tüm insanların doğrudan etkileyebilecek bir sorumluluk üstlendik. Bugün hepimize düşen en önemli vazifelerden biri, bu hayati sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilmek için birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edebilmektir. Ortak hedefimiz olan doğru tarım, güvenli gıda, temiz çevre ve daha yaşanabilir bir dünya için tüm şehirlerimize birlikte dayanışma içinde çalışmayı sürdürmekte kararlıyız. Herkes için eşit gıda ve herkes için sürdürülebilir tarım, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin en önemli misyonlarından biri olmaya devam edecek. Paylaşma duygusunun ne yazık ki giderek azaldığı, zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun giderek arttığı dünyamızda güvenli gıdanın tüm ülkeler için erişilebilir kılınması da önceliklerimiz arasında yer almaya her zaman devam edecek. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te başkanlığını yapacağım Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında da burada bahsettiğim hedeflere ulaşmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Şehirlerde tarımı mümkün kılmak ya da yaygınlaştırmak, yerel ölçekte kalkınmaya, gıda güvenliğine, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, atıkların değerlendirilmesine, biyoçeşitliğin arttırılmasına ve yeşil dokuya çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hiç şüphesiz bütün hedeflere en büyük desteği sağlayacak da yine yerel yönetimlerdir. Konya'da tarımsal üretim Çatalhöyük'ten bugüne 10.000 yıldır kesintisiz devam ediyor. Türkiye'nin en geniş tarım alanlarına sahip şehri olan Konya'mız, bugün hem tarımsal üretimde hem de hayvansal üretimde en fazla üretim yapan şehir konumundadır. Ve ülkemizin gıda talebini önemli ölçüde karşılamaktadır. Türkiye'nin tarım alanı olan Konya'mızın sahip olduğu bu yüksek potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek
ve şehrimizde kentsel tarımı sağlam temeller üzerine tesis etmek Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en önemli önceliklerimizden birisidir. Tarımsal destekler, akıllı tarım uygulamaları, sulama sistemleri, alternatif ürünlerin üretimi ve tarımda modern teknolojinin kullanılması gibi hayata geçirdiğimiz onlarca farklı uygulamayla şehrimizde örnek uygulamalar yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 209 üyeye ulaşan AgriCities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'mize de Konya olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir tarım için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki Kocaeli'de yapmış olduğumuz bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar hepimiz için bir yeni pencere oluşturacaktır. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın şehirler arasındaki kardeşliğin ve birlikte çalışma kültürünün artmasına vesile olacağını temenni ediyorum. Ben tüm şehirlerimiz adına Tarım Bakanımıza ve değerli ekibine bu yapmış olduğumuz faaliyetlerde gösterdiği katkıdan dolayı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak tekrar teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayrıca ev sahibimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, katılan tüm büyükşehir belediye başkanlarımıza, il belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, yurt dışından gelen değerli misafirlerimize ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın değerli bürokratlarına da tüm şehirler adına teşekkürlerimi sunuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bu çağda en önemli hususlardan bir tanesi siber güvenlik, gıda arz güvenliği ve biyo güvenlik konuları önümüzdeki 10'lu yıllarda en çok tartışılacak konulardan bir tanesi. Bu konularda geri kalan ülkeler büyük ölçüde uluslararası rekabette geri kalacaklar. Hatta bağımsızlıklarını dahi kaybedecekler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. 2002'de biz iktidara geldiğimizde 65 milyon nüfus vardı. Bugün 85 milyon nüfus var. 20 milyon nüfus bunun üzerine eklemlendi. Bu 20 milyon nüfusun neye tekabül ettiğini söylemeyeceğim. Çünkü o tarımıyla bize örnek gösterilen ülkelerin nüfusunun da üzerinde olan bir nüfus son 20 yılda nüfusumuza eklemlenmiş durumda. Refah seviyesi yükseliyor. Sofralarımız o eski sofralar değil. Hep söylüyorum, çocukluk yıllarımızda eğer bulgur pilavı, ayran yanında da bir salata yapılmışsa evde kesin misafir vardı. Ama şimdi bu menüye bakan çocuk yok. Gençler yok. Dolayısıyla bizim burada bir ürün çeşitliliğine gitmemiz gerekiyor. Devamında bu ülkeyi ziyaret eden 15 milyon misafirimiz, turistimiz vardı. Ama bugün 50 milyona çıktı. Hayır, bu rakam yeterli değil. Niye? En sıradan ülkelerde bile turizm nüfusun birebir eşiti olmalı deniliyor. O halde 85 milyon bizim şu anda ilk ulaşmamız gereken hedeftir. Ama 50 milyon bile bizim için önemli. Çünkü 2002'ye göre 3 katından fazla bir artış var. O da yetmedi. 2.8 milyar dolarlık ihracat var 2002 yılında. Bugün 25 milyar 2021 rakamı, 30 milyar 2022 rakamı olacak inşallah. Cumhuriyetimizin 100. yılında da bu 2002'deki toplamı 36 milyar dolar eden tüm Türkiye ihracatının eşdeğeri bir ihracat tek başına tarımda gerçekleştirilmiş olacak. Şimdi tabii bunu yaparken değerli arkadaşlar topraklarımızı korumamız, suyumuzu idareli kullanmamız ve bilimi, teknolojiyi, her türlü yenilikleri buraya yansıtmamız gerekiyor. Burada en ufak bir zafiyet göstermemiz, en ufak bir eksiklikte bulunmamız asla söz konusu olmamalı. Ve bu tahıl koridoruyla gerçekten bu zamana kadar şu anda askıya alındı biliyorsunuz. Askıya alındığı güne kadar toplam taşınan gemi sayısı 433. Bu 433 gemiyle yaklaşık 10 milyon ton civarında bir tahıl başta olmak üzere ürünler taşındı. Maalesef bunun %61'ini buna en az ihtiyacı olan zengin ülkelere ama en fazla ihtiyaç duyanlara da sadece %5,5-6'lık kısmı gitmiş oldu. Bu adaletsiz, bu paradokslarla dolu bu dünyada bunu ortadan kaldıracak olan siz yerel yöneticilersiniz.
Merkezi otoriteler, merkezi yönetimler adım atarlar ama siz ana rahmine düştüğü andan mezara defnedilene kadar her türlü hizmeti veren yerel yöneticiler olarak mutlak surette bu konularda da sizin yapacaklarınız var. Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin, Konya Büyükşehir Belediye'mizin, Ordu Büyükşehir Belediye'mizin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin, burada hepsini tek tek zikretmek istemiyorum. Gaziantep'imizin, diğer illerimizin gittiğim yerlerde görüyorum. Çok güzel örnek çalışmaları var. Ve ben bundan bir meslek insanı olarak, bırakın Tarım ve Orman Bakanı olmayı, meslek insanı olarak mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Diyorum ki bizim yükümüzü hafifletiyorlar, bize destek oluyorlar, bize omuz veriyorlar. Ama yaptıklarımız gerçekten birin karşılığı 10 olarak, birin karşılığı 100 olarak inşallah sizlere tekrar, ülkemize tekrar geri dönecek. Ben ziyaretleriyle bu toplantıya katılıp gerçekten kendi tecrübelerini de paylaşacak olan misafirlerimize de, onlara da gerek Afrika, gerekse Balkanlar olmak üzere dünyadan gelen siz değerli kardeşlerimize de bu güzel coğrafyaya, bu memlekete, bu ülkeye hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlarımızın arasında bulunan misafirlerimizi ağırlıyoruz ama sağ bildiğimiz kadar tabii ki sahneye